91. ilin fevri olayında ilk defa ben yeniden Azerbaycan Ali Sovetine deputat seçilenden sonra Naxçıvan'dan ben Bakı'ya geldim. Ben bilirdim benim Bakı'ya gelmemi istemirler, hatta onun karşısına almak istediler. Benim parlamentte iştirak etmemin karşısına almak istediler. Ancak ben bütün bu mukavemetlerden geçip geldim ve parlament iclasına geldim. Təsəvvür edeyim parlamentte oturan adamların tam ekseriyyeti vaktiyle benim abiliğimde işlemiş adamlardılar. Ve ekseriyyeti benim vazife başında olduğum devirde büyük vazifeler almış adamlardılar. Yani benim iştirakimle vazifeler almış adamlardılar. Ve ona göre ben böyle hesap edeyim ki gerek bunlar bana minnettar olaydılar. Ancak öyle bir atmosfere yaranmıştır ki orada ben bir öcey adam kimi kalmıştım. Ancak böyle bir şerait olacağını ben evvelceden de nezere almıştım. Ancak bu beni sarsıtmadı. Ben geldim, sadece bana ayrılmış yerde oturduğum. Hatta hatırımdadır ki, ben oturduğum yerde o Naxçıvan'dan seçilmiş deputatlar oturmuştu. Mesela televizyon kameralarını koymurdular, o tarafı götürsünler, zalı götürünler. Ben bunu da görürdüm. Teneffüslere çıkırdım fayda mesela, görürdüm. Bazen tenha kalırdım. Olabilir bir iki adam bana yanaşırdı. Ancak bunlara bakmayarak ben hemen sesyada çıkış edip öz fikirlerimi bildirdim. Düzdü o vakit benim əleyhimə təhqiri və böhtancı sözler deyən oldu. Ve bunlar evvelceden təşkil olunmuştu. Yine de bunlar beni sarsıtmadı. Bazı adamlar bana dedi, siz niye ettiniz, siz özünüzü alçattınız, siz bilirdiniz ki böyle terbiyesiz, medeniyetsiz adamlar var. Bunlar size olabilir, təhqir etsinler. Ancak ben hesap etmedim ki, ben özümü alçattım ya da ki, özümü incittim. Ben bunların hamısını evvelden gözümün önüne almıştım, nezere almıştım. Ancak benim orada o dediğim sözler Azerbaycan içtimaiyyatına təsir etmeyebilmezdi.